Yani ahbap çavuş ilişkisini savunacağım. Ne demek savunmayacağım ya, saçmalamayın. Ben seninle bir program yapmışım. Programdan sonra sana 50 bin lira vermişim. Tabii ki seninle başka bir program yapacağım abi. Bunun lafı olur mu gerçekten? Bunu savunuyordu ya. Ciddi ciddi. Ya Ay. Ben Şu an çok kızgınım ya. Teoman Bey bir şey söyleyeyim sonra siz istediğiniz kadar konuşun. Space'e girmiş kişiler yukarı sabitlediğim son paylaştığım videoyu izleyip açıklamasını da okuyabilir mi? Çok rica ediyorum. Lütfen çok önemli çünkü. Buyurun. Siz Teoman Bey konuşun. Ben izledim, çok güldüm. Lütfen videoyu izleyin. Daha sonra konuşuruz. 45 saniye zaten. Boku bokuna kaybeden adamlar. Tarihten sileceğiz inşallah onları Ya tek bak şaka ayarlı. bir yana, bak şaka bir yana, harbiden şakayı bir tarafa bırakıyorum. Bak CHP'liler hikmeti kendilerine arıyorlar. Ben inanamıyorum bu duruma. Yani gerçekten inanamıyorum bak yani. Siz mesela bak yani biz gerçekten burada işte tabanı Feyza'yı hazırlamasan, ben bir şunu 30 yapmasan, bunu saniye yapmasan, sonra işte içerik başlayacağım. hazırlamasan, Bir şey anlamıyorum. argüman hazırlamasan bunların bir bok yiyebileceği yok yani. Bunlar Erdoğan'a 20 yıldır boku bokuna kaybeden adamlar. Ya şimdi kendilerinden marifet biliyorlar ya, inanamıyorum ya. Dediğim gibi seçim bittikten sonra bakalım CHP'lilerle karşılaşacağız, bakalım ne olacak yani. Ne olacak Yok bakalım yani. bir bok bildikleri yok onların. Onlar Ne anca bok mesela bildikleri? şimdi şeyi bırak abi. Kılıçdaroğlu'nu böyle sal bir tek başına. Seçim CHP'nin içinden geçeceğiz. Bunun farkındasın değil mi? İnşallah hep Bak birlikte biz de beraber bunlar ittifak, devam ittifak, edelim. ittifak Bitti. olarak Şimdi tarihten sileceğiz. tabii hani Tarihten sileceğiz biz inşallah onları. CHP hata yaptığında CHP'yi eleştiriyorum. CHP'nin böyle tacizci soruşturması açılan milletvekili aday adaylarını eleştiriyoruz. CHP'nin para yedirerek milletvekili aday adayı olup yalakalık yaparak milletvekili aday adayı olup oradan torpille milletvekili adayı olacağını bildiğimiz için eleştiriyoruz. Kendi masanızdaki ortaklara bakın. İyi Parti ve Devalı. İyi Partili ve Devalı. Birisi Ekrem İmamoğlu'nun İyi Parti'nin trolü. Diğeri Deva Partisi'nin başrolü. Diğeri İyi Parti'nin başrolü. İkisi de kendi cenahlarında popüler olan iki insan. Bakın ne diyorlar. Şimdi bana memleket trollüyorsunuz ya. Ben memleket trollüyüm sapına kadar lan. Bugüne kadar CHP'yi bitireceğiz demiş miyim lan ben? CHP benim babamın partisi. Babamın. Atatürk'ün partisi. Ben Altıok için Cemal ölürüm lan. Bir saniye bitireyim. Altıok için ölürüm lan ben. Siz kimsiniz? Buyurun Teoman Bey konuşun. şu an ikinci Frederick Ozan Bey'i, bu genel merkezde çalışan Memleket Partisi'nde, gerçek hayatta tehdit ediyor. Adresini bulmuş. Yani Ozan Bey'in evi adresine bırakın, genel merkezi direkt kendisine bulabilirler. Tolga Erdoğan. İşte önce Adem Metan'ı söyledi. Onun çapı neymiş, o kadar ev alıyormuş. Sonra döndü şey dedi. Zaten Zahra'nın da 10 milyonluk evde oturuyormuş. Almış orayı falan dedi. Sinir oldum çünkü Ahmet'in şeyde oturduğunu, kirada oturduğunu defalarca tekrar etti. Yani bilinen bir şey. Yani bu babamın kalan evinin kirasıyla burayı ödüyorum dedi herif. Adam dönüp şey dedi. Şimdi, birkaç kişi sordu daha sonra. Ya böyle demiştin diye. Ya yok ben bilmiyorum falan dedi ondan sonra. Çok ilginç bir algı döndürüyorlar. Bir de şey çok komik. Gerçekten Deccal zuhur etmiş. Odadaki insanları görseniz. Sonra her şey bir noktada tatlıya bağlanmaya çalıştı. İşte doktor diye biri var, tanımıyordum. İlk defa gördüm. Şey dedi. Yani gerçekten bunlara gerek yok. Şeyi konuşalım. Hani bundan sonra ne olacak? İşte AK Parti ne haltlar yiyor vesaire. Derken bu sefer kendisi döndü şey dedi. Ya işte Cahren gibi adamlara dikkate almayın. Ben şeye çok üzüldüm, Sevcan Hanım'a. Cahren hakkında şey dedi. Bu salağı takip etmeyin. Engelleyin geçin falan dedi. Konunun başında. Sonra Ya müsaade onun isteyip çıktı. bireysel bir sorunu var Sevcan ablamda. Ve o kadın boydan boya sorumlu. Buraya geldiğinde de söyledim kendisine. Yani o farklı bir boyutta. Ben şeye üzülüyorum. Yani hadi birbirimizle kavgayı bırakalım diye birbirlerini motive ettiler. Şimdi son 20 dakikadır Tolga'nın Muharrem İnce'yi atmadı. Gerçekten iftira kalmadı. En son 170 farklı memleket partiye dava açtığını söyledi. Yavaş yavaş topluyormuş paralarını.
Doğru bu arada. Doğru bu arada. Tolga'na hakaret etmeyin abiler. Ben bu saatte iş yerinde çalışıyorum dedi. Bu çocukları nasıl fonlayacağım dedi. Sonra ben dedi ki 1,5 yıldır hepsiyle tanışıyoruz, yüz yüze görüşüyoruz dedi. Yani kendi söyledikleriyle çelişip. Ha sonra bir de şeyi de söyledi. İşte Muharrem İnce'nin Bodrum'da 1,5 milyonluk evi varmış. 3 milyon vereyim bana satsın dedi. Şimdi de şeyi söyledi. İşte parti zamanında aldığını söylemişti. Hatta 5 milyonu aldık, şimdi 30 milyon oldu. İyi kar etti falan diye hava atıyordu dedi Muharrem İnce. Ben anlam veremiyorum. Yani farkındasınız, buraya gelen arkadaşlar az buçuk beni de yani fark etmişlerdir. Muharrem İnce'ye gömüyorum. Gömerim de. Yani yalan beğen vermişse yine gömerim. Daha Ahmet'in odasında bu konu konuşuldu. Hani artık bitsin, Ahmet'i ikna etmeye çalışıyorlar bir taraftan. Şimdi Cahre'nin yalanları diye o da açtılar. Sonra birkaç kez isim değişti gerçi ama konuşulan şeyler çok çirkin. Yani gerçekten çok çirkin. Ya ben burada Tolga'nın mal varlığını bilsem bana ne? Tolga'nın kazandığı parayı bilsem bana ne? Ya da doktorun ya da Frederick'in. Ama dönüp insanlara bu şekilde hakaret etmem abi. Bu yukarıdaki Zeynep'le Leviathan'ın konuşması muhabbeti de geçti odada ve Ulaş diye biri var, bilmiyorum. Zaten o muhabbet geçince Tahsin çıktı odadan. Yanlış anlamadıysam, yanlış fark etmediysem. Ulaş Zeynep'e salladı. Burada CHP'li bizi sana ne oluyor diye. İşte bir başkası oradan kabardı. Bir Emirhan Çelik diye biri vardı, o kabardı. Herkes birbirine girdi. Sonra tatlıya bağladılar. Yani Leviathan'la Zeynep CHP'nin içinden geçebiliyor. Problem yok. Ama Zahreyn sonuç bir şey dediği zaman olmaz. Kafir. İlginç. Bilmiyorum. Yine çok konuşturdunuz beni. Buyurun. Ordinary'den başlayalım. O var. Evet. Ordinary'den başlayalım. Geceden. Ya zaten kim daha çok bu Twitter ortamında neyin ne olduğunu insanlara bildiği için artık sağ sola o bunu demiş, bunu demiş, yapmaya da gerek yok. Benim daha demin odada garip bir şey çekti, ilgimi çekti. Haterların konuşması. Nerede haterlar diyor? Hani nefret, senden nefret ediyorum diye de gelmeler hariç olarak söylüyorum. Nerede haterlar diyor? Ya kardeşim zaten Jaho Twitter'ın yarısını engellemiş yani. Hater nerede? Ya ben de onu söyledim kendisine de okumadı galiba mesajı. Dedim hani ulan zaten Twitter'ın yarısı engelli senin haterların. Millet yan hesaptan gelmeye çalışıyor. Artık Jaren bırakması lazım. Ya, yani. Yok, bence Jaren gayet iyi gidiyor şu anda. Ya şey konusunda hak veriyorum. Ben, ya kişisel mesele etmemesi lazım. Yani 15 Mayıs sezonu ne derse desin karşımda. Abi ama işte kişisel olarak sana saldırdıkları biliyor, zaman sen kişisel biliyorum. Edersin bu meseleyi. Biliyorum. Her şey farkında. Ya onların zeka şeyine girmemesi lazım. Onların yaptığını yapmaması lazım. Herkes neyin ne olduğunu görürüz. 5-6 ay önce zaten neler konuşulur, neler olur herkes bir sene öncesinde biliyor zaten. Ya çok uzağa gitmeye gerek yok. Nerede o şey vardı? OSINT yöntemini bulan bir çocuk vardı. Bak adamın esamesi. Aa, o Utku Şempezevengi beni de engellemiş. Yani işte neyse artık. Ya bu arada bak şeyi söyleyeceğim. Şimdi Ahmet'e nasıl hak veriyorum biliyor musun? Ahmet orada ortayı bulmaya çalışıyor. Kendiyle nefret edenlerle bir şekilde fikir birliği yapmaya çalışıyor. Tamam mı? Bu bir iyi niyet göstergesidir. Ha şey olur, ikna olur olmaz. O başka bir şey. Ya tam o zaman da sen gidip Zahreyn ve yalanları diye space açmışsın. 300 kişi Zahreyn'i yerden yere vuruyorsun ve yalan bilgiyle yerden yere vuruyorsun. İftira atıyorlar yani. Odada en son biri çıkıp şey dedi. Bunlar iftira atıyor. Bugün mü iftira atıyorlar? Geçen sene de iftira. Şey düzenli olarak ya şey en son Leviathan söyledi. Ben inanamadım. Leviathan şey dedi. Abi dedi tamam hani Zahreyn'in çok büyük bir kitlesi var. Ve siz de bir şeyleri doğrulamadan paylaşıyorsunuz dedi. Bunu yapmayın. Adamın kitlesine şey veriyorsunuz dedi. İşte ne yem atıyorsunuz dedi. Sonra Tolga'nın çıktı şey dedi. Ben dedi 31 kişi var dosyada. 1000 saatlik ses kaydı aldım. Son 6 aydır bunun peşinde çalışıyoruz. Bunlar Adnan Oktar gibi çalışıyor dedi. Zahreyn ve Cahari hakkında dava açacakmış kendisi. Vallahi mesela ben şöyle bir gidelim. Şimdi ara girebilir miyim? Gir abi. Ahmet abi burada mısın? Evet yemek yiyorum. Sahurdayım.
Hani afiyetler. Bir tane video vardı ya bunların. Konuştuğu CHP'yi bitireceğiz evet. falan. Onu ben paylaştım. Bana da tehdit geldi. Haberin olsun diye. Yani o tehdit olayı gerçekmiş. Neyhan anlamadım. Bana da tehdit geldi şimdi Zeynep tarafından. O tehdit olayı gerçekmiş önceki. Ama orada da tam tersini söylüyordu. Benim üslubum bu değil. Ben kimseyi tehdit etmedim. Şey demiş bu arada. Ben çocuğuma çiçek değil altın istemişim. Öyle demiş sanırım odada. Evet bana altın yolla. Çiçek yollama demişsin. O an odadaydım ben. Şu, ben baktım önceki konuşmalarımıza. Lan demiş miyim böyle bir şey diye. Şey demiş bu. Çocuğa gelip altın takmak isteriz demiş. Ben de demişim ki ya İstanbul'da değil Doğum Antalya'da olacak. O da demiş ki o zaman çiçek yollarız demiş. Ben de esprisine altın yolla para lazım kızım demişim. Bunu altın istemişim diye paylaşıyor. Ulan gerizekalı orospu. Ben senin iki kuruşluk altında muhtaç mıyım ya? Kafayı yersin ya. Deli bu insanlar. Ha sonrasında bu arada 8 sayfa boyunca bana yalvarıyor lütfen o videoyu paylaşma diye. Allah Allah ne olmuş ki? Yani insan şaşırıyor. Bu arada orada kaptan bilmem ne diye bir adam var. Yine aynı yalanı söylüyor. İşte beni AKP içeri almış abi. Bir güzel dövmüşler beni. Falan filan. Ondan sonra kucağa oturtmuşlar. Anladın mı? Onu söylüyor. Mesaj attım. Dedim ki bunu kanıtlar mısın dedim. Kanıtlamazsan işte devamını yazdım. Bakalım ne diyecek. Ya, Tolgan bu arada o konuda R yaptı. Onu söyleyeyim. Biz değil dedi şey. Neydi? Türkiye gerçekleri dedi. Söyledi bunu. Bizle ilgisi yok dedi. Türkiye gerçekleri 3 güne onun belgesini yayınlayacaktı. 1,5 gün oldu. Evet hatırlıyorum. Hala bekliyoruz. Ya DHKPC itiraf ister. Ya medet umarsın birilerinden de. Gerçekten bir bak kimden medet umuyorsun. Ya pek bak medet yani... umdukları kişiler birisi Emre Uslu FETÖ'den yurt dışında. Birisi Vartolu adında turuncu kodla abisi aranan sarı torbaya girmiş. Kendisi PKK-KCK'den dolayı yurt dışına iltica etmiş Fransa'da yaşayan vatansız bir orospu çocuğu. Öbürü de DHKPC itirafçısı, ben terörist eğittim, terörist emeklisiyim diyen Mesut Selanik. Yani, yani ne diyeyim arkadaş? Antalya'dayken beni de tehdit etmişti o herif. Dedim buyur. Lara plajında bekliyorum seni. Sonra şey ben Konyaaltı'yım çok uzak orası yazdı. Ay dedim yol paranı vereyim. İlginç insanlar. Hayret ben Konyaaltı'ndayım deyince bana da gelmedi. Bilmiyorum. O da oradaymış. Öyle söylemişti. Konuşmaya devam edeyim mi? Kimse konuşmayacaksa. Lütfen buyurun buyurun. Hazır Cevap Ahmet abi de gelmiş. Abi ben sana şöyle bir şey diyeyim. Daha önemli kere de çok kalabalık olduğu için konuşman imkansız zaten. Benim sana bir gün abone olmuşluğum yok. Ben Jahara'ya da girmedim. Böyle senin trollün morolün de değil. Sağda solda bazı odalara girdim de Jahara'nın trollü falan deyip banlıyorlar. Öyle bir şey yok. Ama sen bazı şeylerin farkındasın. Kendi ağzına söylüyorsun. Bir infilöz gücün olduğunu kabul ediyorsun. Etki gücün olduğunu biliyorsun. Abi senden ricam bunu bilerek davranma. Hani senin zaman zaman böyle gidiyorsun birini RT ediyorsun. Altında hani senin müridin gibi şey yapanlar var yok değil. Hemen altında bir şeyler yapıyorlar. Küfür ediyorlar, şunu yapıyor, bunu yapıyorlar. Dinç ediyorlar. Abi şeye kadar seçime kadar yapma bunu ya. Senden ricam yani yapma. Hiç gerek yok yani. Ve bu bence sana kendine zarar veriyor. Ahmet burada olmasa savunacaktım da. Ben şunu da söyleyeyim. Benim sende gördüm. Bu kişisel şeyim. Bence üslup olarak çok yanlış var. Bu benim kişisel fikrim. Üslup olarak yanlışım var. Bu seni eksiğe götürüyor. Bunu yapmasan çok da böyle şeker gibi olan olacaksın. Ben sana öldüm. Sana karşı nötrüm böyle ben Jaho sevdalısı falan böyle bir şey birisi değilim. Jaho nefret eden birisi de değilim. Doğruya doğru derim. Yanlışa da yanlış derim. Ben kimsenin aklına girecek birisi değilim. Ama herkes benim gibi de değil. Başkası gibi de değil. Mesela Teoman demedi konuşuyordu. Yanlışını yanlış değil mi? Herkes mesela Teoman gibi de değil ama sen bir şey dedin diye sırf senin gibi düşünecek, etkilenecek insanlar var yok değil. Sen birine RT attığın zaman hemen altına doluşlar bir şey yapıyor. Bunu oluyor. Bu aslında olmaması lazım ama oluyor. Biraz bence bu kendi gücünün biraz farkına varak şey yap yani.
Mesela ben bir şey paylaşsam bir şey olmaz ama yarın sen belki haber olacaksın, gazeteye çıkacaksın. Hiç, internete çık yazıyorlar yani, yazmıyorlar değil. Bunu bence bilerek hareket etmen çok daha sağlıklı olacaktır. Bir de özellikle 15 Mayıs'tan sonra artık bana sana eleştiri veriyorlar ya. Al bunları, tık 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 hepsini çıkar. Ne diyorlarsa yapsınlar. Hatta ikinci tura kalacaksa ikinci turdan sonra böyle. 15 gün sonrasında. Bütün eleştiriye tık 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 cevap ver. Sen zaten zaman zaman elekli yaptığın sohbetlerde dile getiriyorsun. Diyorsun ki bizim bildiklerimiz var. Bizim çok şey biliyoruz. Konuşmuyoruz. Abi konuşacağı zaman konuş. O zaman konuş. Burada arkandan gireceklerdir yani. Ben öyle diyeyim sana. Yani o zaman bir sonraki arkadaş Sercan galiba. Hazır Ahmet buradayken, Ahmet trolü olarak, Jaharya trolü olarak. Adamı buyurun. 1,5 saat konuşturdum. Karıma küfreden adamı. Adam gidip öbür tarafta demiş ki beni hiç konuşturmadılar, mikrofonumu mutlayıp kilitlediler demiş. Evet, ben de oradaydım. Ya, Light King miydi bilmem ne. Like ya, yani çok o konuştu zaten. Afi orospu çocuğu ya. Ulan 4 saatin 1,5'unda sen konuştun. Ayıp be. Ya şey dedi o, bir şeye takılmış. Ben deterjan dedim, gereksiz konu deyip kapattı, sonra beni mutlayıp attı dedi. Lan konuştun, iki tarafı da dinliyordum. Sol kulakla birini aldım, sağ kulakla birini aldım. İki tarafı da dinliyordum, sen orada konuştun yani. Ya ilginç insanlar. En az 10 tane soru sordu o ya. En az 10 tane. Ya aman. Neyse ben şeyi merak ediyorum. Rıza'nın 2015-2016'da Jahre'nin yayınlarında söylediği bir şeyler var. Benim küfem boş değil diyor. Ben adamın 10 yıllık kayıttan izledim galiba. İzlemişimdir yani. Söylemiştir bir şeyler. Ya, fikirleri değişebilir. Benim de değişiyor. Milletin anasına sövüyorum dedi. O bizim bir konsept programımız. İnsanları çekiyoruz diyoruz. Evet. Sizin ananıza söveceğiz diyoruz. Tamam mısınız diyoruz. Evet diyorlar. Öyle sövüyoruz. Herhalde öyle. Ya şey onu var. Canlı izlemeleri lazım. Bunlar YouTube'dan izlemiş bir de. Canlısı daha eğlenceli arkadaşlar, ben söyleyeyim. Kenan Özel'e baktın. Merhaba. Söz alabilir. Bakıyorum canım. Buyurun Sercan. Sercan. Merhaba. Evet. Öncelikle teşekkürler Jahreyn'e ve Cemal'e bu sürekli Twitter'dan yanaştıkları için. Nazlı Can'a da ve diğerlerine. Bana yani. Niye teşekkür etmez? Yani herkese. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Jahreyn, sen 15 Mayıs'a kadar şu an yani paylaşım yapmayacak mısın? Heyecan yaptım biraz, kusura bakmayın. Efendim abi, dinleyemedim. Pardon. Ne dedin? 14 Mayıs'a kadar, seçime kadar paylaşım yapmayacak mısın? Yani hani kötü paylaşım CHP hakkında ya da gerçekleri yani. Yani bilmiyorum. Bunlar hala devam ediyor. Ne yapmak lazım? Bence kendin olmalısın ve devam etmelisin. Çünkü gerçekten çok önemli bir örneksin. Yani Türk gençliği için. Yani bence devam etmelisin. Bu hani oy bölme muhabbetini zaten matematiğini geçen günlerde de açıkladın. Yani oy bölmek değil, bu ilk turda olası bir yani KK kesinlikle kazanmayı hedeflemiyor. Lütfen bunu artık görün. Yani bu adam kazanmayı hedeflemiyor. Bu kadar konuşabiliyorum. Eğer İnce ya da Sinan Oğan olmasaydı ya, kesinlikle benim de %100 görüşlerimi temsil etmiyorlar. Ben bir Atatürkçü, bir yani bu ilkelerle büyüyen son kuşaktan biri olarak lütfen arkadaşlar, genç arkadaşlar, birbirinizi diyorsunuz ya hani, oy bölmeyin işte, kavga etmeyin, kavga etmeyelim, lütfen gözlerimizi açalım, okuyalım ya hani, birazcık görelim ne oluyor bitiyor, her şey apaçık. Ben buradan Celal Eren Çelik'i de tavsiye ediyorum, reklam değil ya, yani benim tek takip ettiğim gazeteci, muhalif değil, özgür, belki duymuşsunuzdur. Jahreyn tabii ki gerçekten çok önemli bir etkin var dediğim gibi Türk gençliğinde. Lütfen durma yani. Dediğim gibi ilk seçimde sizin gibi insanlar, etkisi olanlar olmasa seçim kesinlikle Erdoğan alacaktır. Yani tabii tartışmalı bir konu. Bu benim görüşüm. Evet, gerçekten bu benim çalışıyor görüşüm. Mu Erdoğan için? Ama yaptığı ben şeylerden, ama başörtüsü çıkışı kazanmak vesaire. Kazanmak istediğini düşünmüyorum. Bunu söylüyorum sadece, bu kadar. KK'nin. Ona
Baykal için söylüyorduk daha o çok da, ama. Olabilir. Evet yani, o da. Girmeyelim daha detayına. Yani, yani toprağı bol olsun diyeyim. Tanrı yanca neyse ona göre istediği yere göndersin. Ben hani ben barış, dünyada barış, yurtta barış, dünyada barış görüşünü destekleyen bir insanım. Atatürkçüyüm. Sonuçta ölmüş. Cahreyn'in yaptıkları bence yanlış değil. Ben kendisini destekliyorum. Yani sen bir Cahreyn trolüsün. Trol mü? Takipçi sayımdan dolayı mı? Yani, kaç senedir yolduma ulaşabiliriz. Işte yani. Yok troll değilim. Yani sen seviyorum. Evet, onu anladım. Ama yok, sadece tamam. Cahreyn değil. Ben Atatürkçüyüm ve Türk gençliğine böyle etki eden bir insan varken onu desteklemek de yanlış değil mi? Yani İnsanlar burada tabii kimleri kimleri destekliyor yani şimdi. Daha da konuşursak isterseniz. Ya şimdi orada da geçen konulardan biri de buydu. 20 bin takipçili bir arkadaş şey dedi. Hı-hı. Ya kimmiş o oturduğu yerden para kazanan adam, bölülerinin ne görüşü olabilir, ne fikri olabilir? Ben görüşlerimi şimdi açıklayayım mı? Uzun uzun vaktinizi alabilirim. Dünya görüşlerimi açıklayabilirim. Ben şimdi durdum düşündüm. Hı-hı. 15 yıldır bilgisayar başında oturuyorum. Geceleri oyun oynuyorum. Gündüzleri kod yazıyorum. Paramı buradan kazanıyorum. Evliyim, çocuğum var vesaire. Hani. Şimdi benim fikirlerim neden önemli değil de oradan futbol yorum atan bir adamın görüşleri önemli. Ki o da demokrasiye geleceğiz. Baktım. Buradan devam edebiliriz. Demokrasi yanlış değildir. Zamanına göre Atatürk demiştir ki bilimle çeliş, eğer benim sözlerim yanlış olursa görürseniz ki eğer bunları değiştirmek mantıklı olacaksa ben demokrasiyi değiştiririm demiyorum tabii ki. Yani ben şu an ama yani demokrasi şu an çoğunluğun oyunu almak değil mi? Yani duymadım. Tamam, heyecanlanmış olabilir. Gerçekten duymadım. Tam yok, olarak böyle mi söyledi kanka? Bir gün görüşlerim bilimle çelişirse beni değil bilimi seçin demiştir. Evet. Heyecanlıyım şimdi söyleyemedim. Ben, tamam, ben söylemiş oldum. Teşekkür ederim. Böyle oluyormuş yani heyecanlı oluyor. Bu kadar kişi önünde konuşuyor. Yani görüşüm bu. Ben kendisini kazanmak istediğini düşünmüyorum. Oy bölmek de değil. Lütfen birazcık düşünün yani. Eğer iki aday olsaydı çok riskliydi her şey yani. Bu da bir gerçek. Ya bununla alakalı MD House dizisindeki abinin bir fotoğrafı var. Beyin tutuyor elinde. Görmüşsünüzdür illa. 3-5 yıl önce çok popülerdi. Use it. Yani onu bir kullan. Sercan konuştu sanırım. Yanlış mı biliyorum? Ordinary konuştu. Evet, genç yetenek. Evet. Genç yetenek. Merhaba herkese, iyi akşamlar diliyorum. Şimdi evet, bir seçime doğru gidiyoruz. Yani benim için çok umurumda olmayan bir şey, kim gelir kim gider çok da belirli değil. Ben sadece bu otokratik yönetim anlayışının ülkenin her yerine sirayet eden bu otokratik anlayışın söküp atılmasını istiyorum. Ha, diğer tarafta gelmiş gelmemiş çok da önemli değil. Ama ben şu düşüncede olan biriyim. Bazıları şey diyor. Keşke bir karşılıklı memleket partili biri olsa da böyle iki çift laf edebilsek. Var mı o kişi? Buradayız işte. Hangi bazıları? Vallahi diyoruz. Burada her akşam mümkün oldukça daha doğrusu. Aykırı görüş almaya çalışıyoruz. Evet, bu zaten olması gereken bir şey. Yani karşılıklı fikirler çatışacak ki ortaya bir diyalektik bir görüş ortaya çıkacak. Evet, biz muhalefeti tabii ki de eleştireceğiz. Biz tabii ki de muhalefetin ensesinde olacağız. Muhalefet tabii ki de rahat bir nefes almayacak. Buraya geldiğinde o bu konforlu koltuklar falan demeyecek. Yani bizim iktidar kitlesi gibi olmadığımızı bilerek bu koltuklara oturacaklar. Ki ben Ekrem İmamoğlu'nun o balık mevzusu, şu mevzunun en ağır eleştirenlerden biriydim. Var ya, diğer bir hesabım vardı, sabah akşam tweet atıyordum. Ama şunu da unutmamak lazım. Karşı taraf da bunu çok çok iyi kullanıyor. Bunu da bilincinde hareket etmek lazım. Evet, bir seçim geliyor. Çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Kim gelmiş, kim gitmiş. Bizim için önemli olan şey bu ülkeye bizim sahip çıkmamız. Evet, burada mavi tikli hesaplar görüyorum. Maşallah. Bunların hiçbirisinin ülke umurumda olduğunu da düşünmüyorum. Altta ya abi, çok ben, parayla aldım. Ben parayla aldım. Yok abi. Yok. Altta açlıktan nefesi kokan insanlar düşünsün ülkenin geleceğini. Ya sizin umurunuzda değil arkadaşlar. Yani çok da şey yapmayalım.
Ama çok önyargılı davranmıyor musun? Aa, evet ya. Bir şey. Benim böyle abi... başlamamıştınız. Yani bir şey söyleyeceğim sana. Abi memleket benim umurumda olmasa ben sabahtan akşama kadar genel merkezde üye yazar mıyım? Kurban olayım. Ama bak. Vaktimden cebimden verip yapıyorum bunu yani. Memleket ama böyle çıkıp da böyle ben şu partiliyim şu partiliyim diye de gezmiyorum. Ama biz de gezmiyoruz ki. Biz burada space açıyoruz. Biz yanlışa yanlış doğruya evet, doğru diyoruz. Bizim burada memleket partisini eleştirdiğimiz de oldu. Buran bizim Bey, burada CHP eleştirdiğimiz de oldu yani. Burhan Bey bir saniye. Burhan Bey Memleket Partisi'nin genel merkezinde çalışıyor. O yüzden o taraf, o bir partizan bu arada. O zaman gönüllü çalışıyor ama. Daha da partizan yani. Ona bulaşmamam lazım o zaman. Ha yok bulaşmama değil. Ben her gün gömüyorum. Hatta partide olduğu için alttaki tekeli devamlı dile getiriyorum. Yani bu imaları tabii ki yapıyorum. Ben non partizanım. Evet. Ama sağda solda gömmek gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü ne Muharrem İnce, ne Kemal Kılıçdaroğlu, ne Sinan Oğan, ne de Recep Tayyip Erdoğan. Hiçbiri esasında bizi düşünmüyor. Bu konuda hemfikir evet, olabilir bir noktada. Bence Zahreyn de bizi düşünmüyor. Genç diyorum ama o da 36 yaşında yani. Bizim için o da elendi yani. O da genç, ben de gencim. Ya bırak Twitch yayınlarında çocuk yayıncılarla genç mi olunur? Genç dediğim biziz. Bu ülkeyi biz düşünüyoruz. Siz kaç yaşındasınız efendim? 22. Ayıp olmasa. Evet siz genç misiniz? Görece bayağı. Hey aman yaşlı bu arada. Üstüne hiç alınmıyor. Benim ruhum yaşlı efendim. Gülüp eğlenin. Çok da umursamayın. Bu ülkenin başına kim gelmiş, kim gitmiş umurunuzda olmasın. Önemli olan sistem. Bu ülkeyi biz onların ensesinde olacağız. Merak etmeyin. Bu ülkeyi öyle Külhan Bey gibi yönetemeyecek kimse artık. Biz hani Kılıçdaroğlu'nu seçtik diyelim eskaza. Biz bunu beğenmedik. Böyle ensesinden tutar atarız Kılıçdaroğlu. Öyle atamazsınız efendim. Niye atamıyorum? Şimdi non-partizanım. Fakat şimdi kabul edilmesi gereken de bir şey var. Şimdi manipüle ediyor gibi olmayayım özür dilerim ama Kılıçdaroğlu istenen bir aday mıydı sizce? Hayır kesinlikle ben Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yani... en karşı insanlardan biriyim. Ama şunu da bana çok 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 iyi bir şekilde geçirdiler. Yani kime aday yapalım? İmamoğlu'nu. İmamoğlu'nun önünü bir ayda tıkayıp bizi adaysız bıraksalardı ne yapacaktık? Mağduriyet her zaman prim yapar Türkiye'de. Evet mağduriyetler var. Aday olamıyordu ki. Siyasi yasak olsaydı aday olamıyordu. O zaman Kemal çıkıp aday olsaydı işte. Siyasi yasağı yedikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu deseydi ki bakın yapacak bir şey yok önümüzü tıkıyorlar. Evet. Ben Kemal geliyorum deseydi. Yok ama işte bu öngörüde olacak bir kitlenin CHP'nin başında olduğunu zannetmiyorum zaten. Evet. Bizden tek bir dileğim var. Umarım Kemal Kılıçdaroğlu'nun halkta bir karşılığı vardır. Bunu gerçekten içtenlikle söylüyorum. Yani sokakta şöyle bir şey var. Eklemek istedikleriniz var mı genç yetenekli? Şey. Çünkü çok fazla istek yok, var. Yok. Çok özür dileyerek şunu da ekleyeyim. Kendimize güveneceğiz. Biz kimseye güvenmeyeceğiz. Öyle 14 Mayıs'ta Muharrem İnce seçilmiş. Kemal Kılıçdaroğlu seçilmiş. Diğerini hiç dilime dolamak istemiyorum. Çünkü bayağı bizi kötü bir gelecek bekliyor. Herkese hayırlı sahurlar diliyorum. Gerçi Müslüman da değilim ama neyse. Of. Burada çoğu kişi Müslüman değilim. Teşekkürler. Ben kendi üstüm varım da. Evet Teğmen Bey sırayı devam ettir. Buyurun. Ben mikrofonumu kapatmışım. Sırada E.T. Hüseyin Bey görünüyor lütfen. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle sayfayı kopyalayanlara, ses kaydı alanlara şunu söyleyeyim. Ben burada kimseyi tanımıyorum. Kendimden başka. Bir tek kendimi tanıyorum. Ki zamanında da AK Parti'ye oy verdim. En son seçimde de oy verdim. Şimdiden itiraf ediyorum, özür diliyorum. Not alabilirsiniz. Lütfen küfretmeyeceğim deyin. Lütfen. Tamam. Küfretmeyeceğim. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi Kılıçdaroğlu'na diyorlar, aday konusunda bizi zorladı. Evet zorladı. Helal olsun kazandı da kendini aday ettirdi. Çünkü diğer partiler de zorladı ama isimlerini küçümsemek olacak diye söylemeyeceğim. Bende kalsın kimse fark etmediyse. Üç aday olması bence güzel. Neden güzel? Çünkü
Allah korusun. 4 aday var. Ben bir tanesini saymıyorum. Ha, anladım. İsmi de çok özel değilse söylemeyeceğim. Sadece ikisini söyleyeceğim. Kemal ve Ogan. İkisini söyleyeceğim. Mümkünse ikisinden birisi en son aday olarak kalsınlar, diğerleri çekilsinler. Sadece bu kadarını söyleyeceğim. Çok teferruata girmeyeceğim. Siz çok fazla şey biliyorsunuz. Bir anda değişik sorularla beni sıkıştırırsınız. Söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Estağfurullah efendim. Olur mu öyle şey? Beyefendi çok teşekkür ederim ama fikirlerinizi anlayamadım. Yani daha açık bir dille, yani tepki çekmeden de belirtebilirsiniz bence. Tamam, sizin için iki aday var. Sizin desteğiniz nedir? Halkçıyım ama CHP'li değilim. Milliyetçiyim ama MHP'li değilim. EYT yazıyor ama EYT'li de değilim. Bu kadar. Aramızda tek EYT'li var. O da bakıyorum gitmiş. Dedem aşağıdaydı. Maalesef ayrılmış aramızdan. Çok ben teşekkürler. Şöyle çıkarımda bulundum Teoman Bey. Arkadaş sanırım Sinan Oğan'a verecek oyun. Yani tabii ki versin. Arkadaşlar demokratik bir ak lütfen. Charlie'yi görüyorum. Charlie Alpha November. Yep, iyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Bana konuşma fırsatı verdiğiniz için. Önce biraz CHP'nin durumundan bahsedeyim. En azından kendime içerlediğim kadarıyla. Böyle benim annemler olsun, dedemler, babamlar, herkes CHP'ye oy verdi. Ben de tabii ilk oylarımı CHP'ye verdim o zamanlar. Ama bugünkü durumunu görünce CHP'nin, insan gerçekten üzülüyor. İnsan o içinin ne kadar değiştiğini, boşaltıldığını, o Atatürk'ün fikirlerinden ne kadar uzaklaştığını görünce gerçekten hem oy verdiği için üzülüyor, hem bulunduğu durumunu gördüğü için üzülüyor. İnsanın, yani ben kendi adıma, bizim ailemiz adına evi gibi hissetmiştik. Hani o zamandan veriyoruz. Niye veriyoruz? Atatürk'ün bir mirası olduğu için, fikirlerimizi bizim kendimize göre en fazla yansıttığımızı düşündüğü için. Ama bugün geldiğimiz durum maalesef öyle değil. Ben tabii kendime de burada birazcık kendime ve CHP'yi tutan insanların da kendilerine biraz pay çıkarması gerektiğini düşünüyorum. Bu insanlar bu partiye yuvalanırken biz neler yaptık? Sadece oy mu verdik? Yani tabii anlıyorum, birçok insanın da yaşam mücadelesi var. Her insanın da geçim sıkıntısı falan. Ama gün gelip çattığında da maalesef söyleniyoruz. Diyoruz, aa işte böyle adamlar CHP'nin içindeymiş. Şöyle adamlar, bak bugün benim fikirlerimi yansıtmıyor. Ne bileyim işte, daha geçen Muharrem İnce'nin o sözde WhatsApp konuşmalarını yayınlıyorlardı, diyorlardı. Ben de bir Alevi vatandaşım. Alevi ama inanmayan bir vatandaşım, öyle söyleyeyim. En azından ailesi tarafından Alevilik verilmiş bir vatandaşım. Geçen Muharrem İnce'nin o paylaşımları mesela yayınlandığında, WhatsApp paylaşımları, o kimdi o şeyin, hatta Ceho da Ceho onun şeyini çıkarmıştı, o Bartolu mu nedir o adam? Hani evet, Bartolu. Anlatın. Aptal diyordu ya Alevilere, demiş Muharrem İnce. Ne kadar haklıymış. Gitmiş. Aptal dememiş de güya yavşak demiş. Yani öyle demiş. Azlı demiş. Niye biliyor musun? O Maraş katliamının yıl dönümünde adam gitmiş şeyin karısını ziyaret etmiş. Ve o CHP'nin içindeki hiçbir adam da sesini çıkarmamış. Utanmamışlar mı o adamlar? O yıl dönümünde o Türkeş'in karısını ziyaret ederken. Hiçbir başka gün mü kalmamış? Ta o gün gitmiş. Az bile dememiş Muharrem İnce. Yani böyle dememiş aslında. Konuşmalar sahte zaten. Evet, iki o ayrı milletvekili yani. O odada yani bulunduğu iddiadan. Sahte olmasa bile az bile denmiş. Hiç mi utanmaları yokmuş temsil ettiği kısımdan kendilerinin? Hemen sorayım mı? Cemal Bey, bir Alevi olarak sizin görüşünüz nedir? Oha efendim. Ya terbiyesi yedim. Bu kadar da olmaz. Çağları özendi. Her neyse, bir bu tabii benim içerlendiğim noktalardan biri. Diğeri de işte Atatürk'e yapılan o seviyesiz laflar, Tekin'in söylememesi, ucuz siyasetler. Bu ne olmuş ya? CHP'nin içi HDP'ye mi dönmüş? PKK destekçisi mi olmuş? Ne olmuş bu CHP'ye ya? Neyse. Velhasıl kelam, ben kendi adıma bundan sonra CHP
değişene kadar CHP'ye oyma yok kendi adıma. Ha, bizim aileli, benim ailemi bilmiyorum. Onlar tabii ki ne diyorlar, takım tutar gibi parti tuttukları için bu genelde böyledir. Eski kafalıların hepsi böyle tutarlar. Yani belki kötü niyetlerinden değil, belki kendilerince hani bir şeye inanıyorlar. Doğruluğuna inandığı şeyleri destekliyorlar ama çok zor değiştirirsin. Ha, bu da demek değil ki ya bırakalım böyle kalsın, elinizden geleni yapın gençler. Kendi doğru gördüğünüz bazı şeyleri, daha iyi görebildiğiniz şeyler için ailelerinizin fikirlerini değiştirmeye çalışın. Böyle de bırakmayın, o ayrı mevzu. Neyse, Muharrem İnce. Bugün benim muhtemelen büyük olasılıkla da oyun Muharrem İnce'ye gider. Neden? Ben her, Muharrem İnce'nin her dediğine imza attığım için değil. Muharrem İnce'nin her dediğine imza attığım için değil. Söylediği çoğu şey de kendimi bulduğum için. Koyarım adayları önüme. Söylediklerine bakarım. Söylediklerinin samimiyet derecesine bakarım. Ha, derim ki bu adam en fazla beni yansıtan. Oyumu ona veririm. Bu bugün böyledir, yarın değişebilir bir lafı. Kimseye kürküne, sorununa kadar bağlanamazsın. Buradan şeyi de belirtmek istiyorum. Mesela Muharrem İnce'nin ilk bende o yarattığı o nasıl söyleyeyim, o içimdeki böyle bir duyguyu uyandırdığı bir şeyi var. Deprem zamanında, Allah rahmet eylesin, insanlar da öldü. Hayatlarını kaybetti. Deprem zamanında Cahon'un yanına bağlandı. Ya dedi ki, yaptığım dedi siyasetten utandım. İnsanlardan utandım. Yani orada o konuşması beni gerçekten İçinden söylediğine ikna etti. Ve bir insanın da içinden söylediği bir şeye ikna olduğunuz zaman söylediği şu, söylediği doğru şeylere de inancınız geliyor. Yani nasıl söyleyeyim, bir yalancının bir doğruyu söylemesine inanmanızla bir doğruyu söylediğine inandığınızın doğruyu söylemesine inanmanız farklı. Daha temelde çok samimi bulduğunuzu anladım. Ya tabii ki, çünkü dediğim gibi o bazı şeyler, nüanslar vardır. Her için, her insan için de farklıdır bu nüanslar. Yani sizin, siz başka bir yerden yakalarsınız bir şeyi, başkası başka bir yer. Neyse, uzatmayayım. Son olarak da bizim bu boomerlara, yaşlı insanlara bir tepkimi koymak istiyorum. Çok seviyoruz insanları kutulara koymayı. Bir tane sözü, bir tane lafı yüzünden, bütün düşünceleri yüzünden değil. Çok seviyoruz. Ne bileyim, Atatürk'ü savunanı anında bir kutuya koyuyoruz. Bir Hakkı savunanı anında bir kutuya koyuyoruz. Hemen insanları stereotip yapabiliyoruz. Bakın, bu insanları stereotip olarak anlamak değil, onları ayırmaktan bahsediyorum. Bazı insanlardan bazı ipuçları alırsınız. Onlara dersiniz sen şöylesin, sen şöylesin, o ayrı mevzu. Ama bazı insanları şey yaparsınız, mesela size bir fikrini açıklarken siz ona eleştirmek için, aksini iddia etmek için elinizde tutarlı bir kanıtınız olmasa bile onu bir kutuya koyarsınız başkalarının gözü önündeki küçük düşürmek için. Bundan çok ucuz siyaset. Bundan çok memnun değil. Onu kirli da siyaset. Evet. Yani evet, işte Cahoya nasıl yapılan şeyler gibi. Bir aksi beyanında anında AK Partili yapmak gibi, ya da tam tersi. Bundan bahsediyorum. Öte yandan hep cao cao dedim. Cao'ya bir kelime daha edip oradan ayrılacağım. Cao abicim durma. Abi bunu sen kendine görev edinmen lazım. Herkes, yani herkesin sorumluluğu farklıdır ülke içerisinde. Ben geçen mesela senin hanım Selin'in şey dediğini biliyorum sana, bu seçimlerde hani yapma etme çocuğun falan olacak dediğini anlıyorum kendisini de. Ama ben de sana diyorum ki dinleme, karını bu sefer dinleme, elinden geleni yap. Bazı şeyler bazı zamanlarda yapılması gerekir, bazı sorumlulukların alınması gerekir. Herkes o sorumluluğu alamaz, ne herkes o sorumluluğu alacak seviyededir, statüdedir, ne de herkes aynı konumdadır. Güzel iş yapıyorsun. Teşekkür ederim kendi adıma da. Başka da şu an aklıma gelecek bunlar. Başka zaman da söz hakkı verirseniz gelir bir şeyler konuşurum. Ağzınıza sağlık. Bir şey varsa da söylersiniz.
Ya şimdi genel olarak anlattığınız şey benim de ailemde olan, benim de ilk oyumu verdiğim parti. Evet, bu konuda kesinlikle empati kurabiliyorum sizle. Fakat siz de farkındasınız ki şu an yeni konjüktür dedikleri olayda siz eğer bir yanlış görüp bunu halka açık söylerseniz siz kesinlikle karşı mahalledensiniz. Cenah da değil artık. Çünkü biliyorsunuz AKP'liler ve muhafazakar insanlar bunu mahalle olarak tanımlar. Maalesef yeni CHP'lilerde gördüm bizi karşı mahalleden olmakla suçlamaları ki dediğim gibi ben partizan bir insan değilim. Ama ben bile karşı mahalledenmişim. Çok teşekkürler. Silvio, buyurun. Merhaba, sesim geliyordur umarım. Evet, evet geliyor. İnternetim biraz kötü de kusura bakma işinden. Demin bir arkadaş konuştu sanırım bu depremle ilgili. Yani ben de şu an kendimi İnce'ye yakın görüyorum. Ben de bir depremzedeyim. Depremin 3. gününde Antakya'dan çıktığımda bir gündeme baktım şöyle hani ne oldu, kim ne söylemiş diye. Tek gördüğüm İnce'nin açıklamalarıydı. Hani en çok gündeme getiren bunu oydu. Açıkçası bana dokundu bu olay. Ben de şu anda kendisini yakın görüyorum kendime. Bir de bir şey soracaktım. Benim aslında amacım oydu bağlanırken. Ya bu seçim sürecini baştan beri takip ediyorum. Ya tek çözemediğim şey bu CHP ve devalı troller arasındaki ilişki. Yani bunlar neden bu kadar birbirine yakınlar merak ediyorum açıkçası. Bununla ilgili bir yorumunuz var mı? Var. Yani kahkaha atıyordum mikrofonum kapalı. Ya şimdi şöyle. Hiç büyük oyunu görmeden cevaplayayım bunu. Çünkü çok fazla şeyler uydurabiliriz arkasına. Genel itibariyle aynı ittifaktalar bu. Yani temel motivasyonları aynı ittifakta olmaları. Ha bir de tabii şeyi de katabilirsin buna. Genel itibariyle kendilerine Fethullahçı yakıştırması yapıldığı için bundan da çok hoşlanmıyorlar. Bu yüzden karşıda durmayı tercih ediyorlar. Ateşli bir şekilde karşıda durmayı yani karşıda durmak derken. Bazıları da zaten maaşlı. Ya onu fark ettim ama mesela bu ilişki yani şey aralarında yok. İyi Partili troller veya işte İyi Partili hesaplar ile CHP arkadaşlar arasında yok. Var. Yani nadiren var ama. Için. Nadiren var ya. İyi Partilerde o kadar yoğunluk yok. Dediğim. Şimdi bizim odamızda da çok fazla takılan İyi Parti'de görev alan arkadaşlar var. Kendilerini severiz. Bir problemimiz yok. Fakat kendini bunu misyon edinen İyi Partili olduğunu iddia eden insanlar da var. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Bir de Ahmet abiye bir şeyim var. Bence bahsettiği flow'u yarın yayınlasın. Hiç de umurunda olmasın. Yani birazdan tutuştular. Hani ben diğer Space'i dinledim. Biraz tutuştular böyle. Yapma abi falan gibi oldular. Yani hiç acımayacak bence bunlar. En iyisi o. Hem size hem de diğer arkadaşlara şeyi söylemek istiyorum. Gerçekten bir insanın kararlarına müdahale etmek, modifiye etmeye çalışmak, manipüle etmeye çalışmak bizim haddimize değil. Ben hiç ağzımı açmadım o konuda. Açmayacağım da. Aynen öneririm. Peki teşekkürler. Ha yayınlarsa mutlu olurum o ayrı. İcracı Bey buyurun. Vallahi. İyi akşamlar herkese öncelikle. Yani ben burada şunun tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Biz gerçekten ilk turda İnce'nin yanında mı durmamız gerekiyor? Yoksa şu andaki anketlerde en güçlü gözüken Kılıçdaroğlu'nun yanında mı durmamız gerekiyor? Şimdi birçok yayınınızı dinledim. İşte bir önceki yayında İnce Production şunu söylemişti. Bizim karşı taraftan oy almamız gerekiyor. O yüzden çoklu aday 2018'de olduğu gibi şu anda da doğru olan demişti. Ben buna şu yüzden katılmıyorum. Sesim geliyor bu arada değil mi? Geliyor. Evet. Şu yüzden katılmıyorum. Şimdi 2018 yılında Tayyip Erdoğan oy kaybetmeme üzerine bir propaganda yaptı. Zaten AKP ve MHP'nin toplam oyu %53.7 idi. Çok küçük bir kısmı işte MHP'li seçmen vermedi, bir kısmı işte Muharrem İnce'ye verdi. Sadece 52.6'ya düştü oyu. Yani o 53.7 ile başladığı oyu konsolide etti. Şu anda bütün anket firmalarında yani hepimiz de bunu biliyoruz ki İnce ile Kılıçdaroğlu'nun toplam oyu %50'nin üzerinde. O yüzden ben şu anda İnce'nin aday olmaması gerektiğini düşünüyorum.
Peki İcracı Bey, İnce aday olmazsa İnce'ye oy verecek koyunlar, bak koyunlar diyorum, hepsi gidip Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verir mi? İnce'nin sözüyle, İnce'nin lafıyla. Osman Bey, şöyle, partizan olarak cevap vermemenizi öneririm. Yok ben burada yok arkadaşlar, karşı taraftan, devam. Evet, karşı taraftan fikir almak istediğim için zaten bunları söylüyorum. Onların cevap vermesi daha iyi olur. Şöyle, şu anda İnce'yi destekleyenlerin birçoğu muhalif tandanslı insanlar. Yani tabii ki AK Parti'den yani şöyle, AK Parti'den bıkmış kesim de aslında şu anda muhalif olarak tanımlanabilir. Yani bunların tamamını vermese de %80-90 oranında vereceğini düşünüyorum ben ilk turda. Eğer İnce güzel bir şekilde açıklama yaparsa, bunları konsolide ederse ilk turdan bu işin bitebileceğini düşünüyorum. Yani peki, ikinci tur çok riskli gözüküyor çünkü. Peki bir Ekmelettin vakası yaşarsak, yani katılımın %75'lerde olduğu, sadece Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olduğu bir seçim yaşarsak? Yani şu andaki ben durumu bu şekilde görmüyorum açıkçası. Ekmelettin İhsanoğlu'nda CHP çok büyük tepki göstermişti. İnanılmaz derecede büyük tepki gösterdi. Şimdi peki kim tepki gösteriyor İcracı Bey? Şu anda tepki gösterenler Mansur Yavaş'ı daha garanti görenler, Ekrem İmamoğlu'nu daha garanti görenler. Ya bu kadar yaklaşmışız iktidara, neden bunlar aday değil? İşte neden bu kadar riske atıyoruz diyenler. Ama yine de o gün o sandığa koşa koşa gidecek insanlar, biri de benim çünkü. Ben Kılıçdaroğlu'nun postlarının altına kendi şahsi hesabımdan aday olma, Mansur Yavaş aday olsun vesaire vesaire. İşte 2 Mart günü Meral Akşener'in arkasında durdum ben. 3 Mart'taki ya da 4 Mart'taki o sert konuşmasına kadar. Sonrasında da şu anda da zaten oyumu İYİ Parti'ye kullanacağım. Hepimizin rahatsız olduğu CHP'deki bazı durumlardan dolayı. Ama yani şu anda bakıyorum İnce'nin alabileceği oy şu anda bence maksimum 5-6 bandında. Şunu söyleyen arkadaşlar olacak. İşte bazı anketlerde %9 çıkıyor, 10 çıkıyor. Fakat Can Selçuk'u geçen bir programında şunu söyledi, özellikle belirtti. Dedi ki evet ben %14-15 civarında bir şey söyledim. Fakat bunu takip eden herkese şunu söylüyorum dedi. Anketlerin yapıldığı tarihe baksınlar. Yani buradan ben şu çıkarımda bulundum. Muharrem İnce 2-6 Mart arasında bulabileceği maksimum orana ulaştı. Hatta o dönemde Cahreyn'in internette, Twitter'da yayınladığı bir ankette %45 oy aldı. Fatih Altaylı'nın 1.7 milyonluk bir anketinde %45 oy aldı. Kılıçdaroğlu orada %20-25 bandındaydı. Şu anda Cahreyn yeni bir anket açtı bundan bir iki gün önce. Orada Muharrem İnce %15'e düşmüştü. Kılıçdaroğlu %54'e ulaşmıştı. Ki peki, portakaldı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. İnce maksimum seviyesinden düştü şu anda. Şimdi yani ben memleket partili olarak konuşayım. Daha meydanlar açılmadı ama bugün şu son iki gündür Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptıkları ortada, hata veya değil. Ama sizin oy almak istediğiniz kesimi iten bir şey. Yani buradaki hiç kimse ikna olmasa da iten bir şey. Biz o iten kesimi hem sandığa götürüp hem de Muharrem İnce'yi ikinci tur atmaya çalışacağız. Yani ikinci tur atmaya çalışırken de tek bir amacımız var. Güçlü adayı ikinci tura atalım. Kazanacak adayı ikinci tura atalım. Madem atılı masa burada demokrasiyi işletemedi, kazanacak adayı belirleyemedi, en azından halk kazanacak adayı ikinci tura atsın. Kazanacak aday da Erdoğan'a karşı bu seçimi kazansın. Biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceğini düşünmüyoruz. Yani şahsen ben düşünmüyorum. Yani şöyle, 2000 Ekmelettin vakasında CHP'den Faik Öztürk çıktı, ne dedi? %60'ız dedi. %60 oy alındı mı? Alınmadı. Ya kandırıldı. Bunu birçok siyasi 2000, söylüyor zaten. 2018'de örnek verin ben size. Ben 2018'de de vardım. 2018'de Muharrem İnce seçimi ikinci tura bırakıyordu. %51'le de seçimi kazanıyorduk. Biz meydanlara bakıyorduk. Evet bu gerçek diyorduk. İnanmasak bile bu gerçek diyorduk. O gece hangi gerçekle yüz yüze kaldık? Kaybettiğimiz gerçeği. Bence anketlere fazla inanmamak lazım. Özellikle bu yandaş anketlere. Kemal Özkiraz'ın da dediği gibi anketleri para kazanmak için yapıyoruz. Yani fazla yok, da Kemal onları önemsememek lazım. Sadece onun için demedim. Sadece onun için demedim. İkili tartışmaya yaptım. Çevirmeyelim. Yani evet, şimdi öncelikle İcracı Bey'in ilk sorduğu soruya cevap vereyim. Hani kime oy vermediğimi bilemiyorum dedi başta Cumhurbaşkanlığı için. Net söyleyeyim, senin vicdanın.
Yani Recep Tayyip Erdoğan'a basacağım dersen ya da içinden bu geçerse buna da kimsenin bir yorumu olamaz. Kimsenin haddine değil. Gönlümden geçen... Vereceğimi zaten biliyorum. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğim ama şunu söylemeye çalışıyorum. Şu anda bizim tartışmamız gereken konu ilk turda bu işi gerçekten bitirmemiz gerekiyor mu? Ve bitireceksek bu mümkün mü? Mümkünse bunu neden yapmıyoruz? Yani ya şey yorumunu yapabilirim bu arada. Özür dilerim bu arada. Şimdi bu birinci turda bitirelim kampanyası CHP'nin başlattığı bir kampanya. Ve amaçları işte memlekete ve ata ittifakına kayan oyları kendine çevirme isteği. Evet, başarılı oldular bazı konularda. Ama bu yine de adaya karşı olan önyargıları değiştirmeyecek. Aynı zamanda işte CHP tarafında da ya da İYİ Parti, o altılı masa tarafında da İnce'ye karşı olan önyargıyı da değiştirmeyecek. Yani siz ne yaparsanız yapın. Bu kampanya buna engel değil. Önemli olan adayların yaptıkları. Şimdi bu mitingler başladığı zaman, yani propaganda başladığı zaman, işte bu programlarla ki İnce yine mevzular açık mikrofona katılacak. Burada göreceğiz neler değişecek. Çünkü önceki mevzular açık mikrofon İnce gerçekten beni değiştiren programdı. Şöyle ki oradaki açıklaması bana samimi geldi. Ve normalde ya beni terk ettin dediğim adam, beni yüzüstü bıraktın dediğim adam ki ben Kıbrıs'taydım o dönem. Sandık başında bekleyemiyordum. Tamamen elçilik kontrolünde olduğu için. Ama oyları an be an izledim. Akşam İşte Fox izliyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Adam kazandı mesajıyla küsmüştüm kendisine. Ben de o küskünlerdendim. Fakat ben kendisine mükemmel bağlanmadığım için nefret de etmedim açıkçası. Sadece hayal kırıklığıydı. Mevzular açık mikrofondaki konuşmasıyla beni kendine çekti ki sonraki evet yanlışları da oldu ama genel olarak ben de pozitif basıyor. Kılıçdaroğlu ise pozitif basmıyor. Bu yüzden bu kendi içinizde bir icra. Kendi kendinizi bu kararı vereceksiniz. Burada birilerinin bir şey söylemesi hiçbir şey ifade etmiyor. Ama evet. Tabii özel bir sorun varsa ki sorduğun konu hani ilk turda bitirmeli miyiz konusu, bu da sana kalmış. Ben şahsen Kılıçdaroğlu'na ilk turda vermeyeceğim bu oyu. İkinci turda da vermeyeceğimi söylüyordum. Fakat bu konuda da artık şeyim, şüpheciyim. Verebilirim. Çünkü Erdoğan dünyanın sonu. Benim için. Öyle. Buradaki birçok kişi için öyle. Yani şu şekilde, yani şöyle bir karar da verilebilir. Şahsi fikrim bu tabii ki. Buradaki herkes katılmayabilir. İnce evet oy potansiyelini arttırabilecek biri. Mitingde Kılıçdaroğlu'ndan da, hatta bence Ekrem İmamoğlu'ndan da daha iyi performans sergiliyor. Yani kitleleri arkasını daha iyi sürüklüyor. Örnek veriyorum, 7 Mayıs tarihinde işte hepimizin güvendiği bir araştırma şirketi var, KON'da. Bir anket yayınladı. Muharrem İnce'nin oyu %5. Yani burada da bence fikrimizi değiştirebiliriz. Yani İnceci arkadaşlar için söylüyorum bunu. Çünkü zaten 14 gün sonra gidip yine Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz. Yani 16 olduğumuz anket de var. 16'yı da bir seçim süresi boyunca 29'a da çıkarırız. Biz İnce'ye güveniyoruz. Tabii ki bu da olabilir. Hani anlatmaya çalıştığım nokta şu. 7 Mayıs tarihinde ya da işte 8 Mayıs'ta, 10 Mayıs'ta bu anketlerin tümünü göreceğiz. Ve birçoğu nokta atış yapıyor neredeyse. KON'da'nın çoğu anketi bu şekilde. Hani orada da eğer %5 ya da %4 ya da %6 çıkarsa o zaman belki fikrimizi değiştirebiliriz. Kazanacak adayla alakalı da çok kısa şunu söylemek istiyorum. Ben de Mansur Yavaş'ı ve Ekrem İmamoğlu'nu destekliyordum. Şimdi biz bunları şu yüzden destekliyorduk. Mansur Yavaş Tayyip Erdoğan'la birlikte karşı karşıya gelince 55-56 alıyordu. İşte Ekrem İmamoğlu 49-50 alıyordu. Kılıçdaroğlu da %40-41 alıyordu. Biz buna mahsuben işte Kılıçdaroğlu aday olmasın çünkü kazanacak aday Mansur Yavaş diyorduk. Ama şu anda bakıyorum hali hazırda işte başa baş anketlerde %52-53-54 alan Kılıçdaroğlu dururken şu andaki oy oranı %5-6-10 diyelim, hadi 15 diyelim olan Muharrem İnce'yi kazanacak adaymış gibi lanse ediyoruz. Bunu söylemek istiyorum sadece. Tabii, anketlere göre konuştunuz siz de. Doğrudur. Bizim de 23 çıktığımız anket var. Size gönderebilirim. Yani. Peki teşekkür ediyorum. Devam edelim. Başka kim var? Nokta Bey buyurun. Merhaba herkese.
öncelikle. Yani çok doluyum nereden başlamam gerektiği hakkında bir fikrim yok. O yüzden alttan başlayacağım. Böyle, en sondan hani mesela seçim kaybedilirse ben başlayayım. Hani CHP okçuları diyor ya hani Muharrem İnce oy bölüyor ya da Ahmet Bey'in yaptığı şeyler oy azaltıyor. Gibi söylemleri oluyor. Ben tabii katılmıyorum bu gibi söylemlere. Ki öyle bir şey olsa bile hani, Muharrem İnce'ye oy vermem. Ve hani işte Tayyip Erdoğan kazanmasından en çok etkileyecek kesimlerden biriyim çünkü. Hem ateistim hem de eşcinselim. Hani askerliklerden de muafım. Bu o sebepten dolayı yani öyle bir hakkımı kullandım. Yani en çok zarar görecek topluluk içerisindeyim. Ben öyle düşünmüyorum. Eşlerin her zaman olması gerektiğini düşündüğüm için. Ahmet Bey'in yaptığı şeylerin doğru olduğunu düşünüyorum. Ve İnce'nin adaylığını da destekliyorum. Kendisi çekilmeyene kadar adaylıktan oyun başkasına olacağını da düşünmüyorum. Onun haricinde bir önceki odada hepsini dinleyemedim. Yani dinleyemedim dedim, tahammül edemedim. Yani Ahmet Bey iyi tahammül ediyor. Tahammül ediyor. Ben o kadar şey yapamadım. Ben bazı duydum Ahmet Bey'in söylediği şeylerden ötürü. Ötürü dedim hani onlara Ahmet Bey'e yapılan ailesine karşı şöyle hoşuma gitmedi. Onu duyduktan sonra odadan çıktım. Sonra 15 belki 30 dakikasını dinledim. Hani kendisini hani benim zaten bir sürü destekçisi var. Hani ben de kendisini desteklerden bileyim. Hani Nokta Bey rica etsem biraz daha yüksek sesli konuşur musunuz? Evet. Şey tamam. Mikrofona daha, yaklaşın yani daha çok yüksek sesli konuşmak yerine. Buyurun. Kulaklığım var da o yüzden kusura bakmayın. Tamam. Teşekkür ederim. Ahmet Bey'in yayınlayacağı video hakkında da birkaç şey söylemek istiyorum. Yayınlarsa çok mutlu olurum. Yayınlamazsa da benim için bir şey olmaz. Hani kendisinin vereceği bir karar. Artısını eksisini mutlaka kendisi düşünüyordur. Kendisi için. Ve size de sormak istediğim de bir şey var. Ben millet, hani bu seçimlerde milletvekili için oy vermem gereken parti hakkında karar veremedim. Yani oyun boşa gitmesini istemiyorum. Ve CHP'yi de vermek istemiyorum. Çünkü homofobik birisinin ne oyun gitmesini istemiyorum açıkçası. Son çizgilerim bunlar. Bunun hakkında sizin fikriniz nelerdir? Bunu merak ettim. Teoman Bey buyurun. Alta gitmek. dinlemeye gitmek istiyorum. Tamam mı? Tabii görüşürüz. Şey dedi galiba. Şey dedi. Milletvekilliğinden dolayı oyu boşa gitsin istememiş. Baraj altı kalma muhabbeti. Abi gel. Evet. Dört Full Bey buyurun. Merhabalar herkese. Hayırlı geceler. Öncelikle Cahreyn'den başlayayım. Ben... Sesim geliyor mu bu arada? Sesim geliyor mu bu arada? Geliyor buyurun. Ha demin bir saniye geliyor, Nokta Bey'e cevap vermedim. Ona şöyle bir cevap vereyim. Bulunduğun ilde mitingler olursa vakit bulursan git. Ya da İstanbul'daysan bölgene göre Ankara, İstanbul'da. Bir de milletvekili adaylarına bak. İçine sinen kimse ya da kazanabileceğini düşündüğün. Çünkü milletvekili adayları çıkartırken en azından bazı partilerde bulundukları lokal influence'larına bakılıyor. Yani bazı örnekler var Sivas gibi Konya gibi ama bulunduğun ilde milletvekili adayları hangisi daha öncelikli geliyorsa sana Memleket Partisi çok başarılı bir aday da çıkartabilir. CHP de başarılı bir aday çıkartabilir. Ya da işte İYİ Parti bilmiyorum artık
adaylar kimse, onlara bak. Bir Twitter'larına bak. Nedir, ne ayak bu insanlar? Sana aykırılar mı? Ona göre oyunu ver. Yani bunda sana işte Memleket Partisi senin bulunduğun ilde barajı geçer geçemez, işte don't sistemi şu bu. Ha, bu konuda şimdi çok detay bir şey diyemem. Bu yüzden senin bu kararı vermen gerekiyor. Önümüzde 40-42 gün mü var? Yani 1,5 ay vakit var. Bence gayet adayları da tartabilirsin. Sanırım ayın 15'inde kalıcı aday listesi açıklanacak. Geçiciler onun da açıklanıyor galiba. Ayın 10'undan sonra bir bakarsın. Ya buyurun Paranak Bey. Merhabalar. İyi akşamlar herkese. Ben şeyi soracağım sizlere. Daha çok soru olacak. Sonra mikrofonumu kapatacağım. Yani şimdi seçimde şimdi bizim halk olarak Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce adayımız var. Erdoğan'a karşı diye düşünüyoruz. Şimdi İnce'ye oy versek böleceğiz diye düşünüyoruz. Kılıçdaroğlu'na oy versek kazanmayacak diye düşünüyoruz. Yani ne yapsak biz de elimiz kolumuz bağlandı artık. Sizden yorum bekliyorum yani bu konuda. Teşekkürler. Teoman Bey, buyurun. Ben soruyu anlayamadım Osman Bey, siz buyurun. Bir şey diye ben İnce Production'a cevap yazıyordum abi, dinleyemedim. Şimdi arkadaş diyor ki ben videomu çakayım size. Diyor ki Kılıçdaroğlu'na verirsek kazanamaz diye düşünüyoruz. Muharrem İnce'ye verirsek de barajı geçemez diye düşünüyoruz. İkilemde kaldık. Sizce hangisini yapmalıyız? Gibi tamam. Bir şey söyledim. Hemen açıklıyorum. Muharrem İnce'ye verdiğin oyun barajla bir alakası yok. O Memleket Partisi. O Millet Meclisi'nin seçimi. Milletvekili seçimi. Ona partiler giriyor. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise evet şu anda en yüksek ankette bile 16-18 görünüyor Muharrem İnce'nin oy oranı. Fakat hiç belli olmayacaktır. Bir 45 gün var. İşte 42 gün artık her neyse biliyorsunuz. Bu süreçte son şeyler olacak, anketler. Yani artık şeyleri inceleyecekler, yapılan mitingleri ya da işte insanların tepkilerini. O anketlere göre Kılıçdaroğlu'na mı vereceksin, o ana mı vereceksin, üçüncü şahsa mı vereceksin, yoksa İnce'ye mi vereceksin, kararını sen verirsin. Yani burada şey diyemem sana, İnce barajı geçemeyecek, hayır diğerine ver, ama İnce'nin barajda bir olayı yok. O Memleket Partisi'nin baraj olayı var ve güncel anketlerde artık %7 bulduğu inanılıyor, öyle diyeyim. Hatta genel merkezde 9'u gördüğümüz oldu. 9.8 olduk, 11 olduk. Kararsızlar dağıtılınca 14 olduk. Az daha bizi ileri sürerlerse 30 oluruz. İktidar da oluruz. Ya o belli değil. Ama ya burada birkaç kez daha söyledim. Gerçekten karar sizin. Yani sizi şuraya yönlendirme, buraya yönlendirme. Herkes bir yerleri yönlendiriyor. Sadece Memleket Partisi sana daha yakın geliyor. Sen Memleket Partisi'ne ver. Evet, kim var? Uygar Eti. Bayağıdır bekliyor galiba. Evet, bekliyorum. Merhabalar herkese. Sesim sağlık. Bizi duyuluyor mu? Uygar Bey bir saniye. Tabii bekliyorum. Portful Contact söz hakkı istemişti. Tamam Bey, araya girmiştiniz. Arkadaş bir bitirsin isterseniz. Haksızlık olmaz. Öyle mi yaptın? Tabii ki. Buyurun. Tekrardan herkese hayırlı geceler. Ben Cahre'nin için birkaç kelime söylemek istiyorum. Ben kendisini bir YouTube kanalında öyle, benim de bebeğim oldu. O da 4 aylık. Onu işte... Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Onunla ilgilenirken işte YouTube'da neler izleyebiliriz diye bakarken kendisinin videosunu görmüştüm. Orada bir sokak lezzetleri tadında onu yorumluyordu videonun birinde. Yani o bir dönercinin içinde adam... Şifa abi aynen öyle biri. Yani lütfen dramaya girmeyelim. Hijyen politikası izliyordu ve Cahre'nin şunu demişti, bu salmonella'dan öleceğiz demişti. Salmonella deyince ben ilgimi çekti bu arkadaş, yani nereden biliyor falan derken ilgimi çekince onu da Twitter'dan takip etmeye başladım. Sonra beni engellemiş, neden engellemiş bilmiyorum ama sonra Twitter'da siyasi üzerine tweetler atmaya başladı. Ondan sonra herkes eleştiriyor oluşunu beğendim. Bugünkü tutumunu da çok beğeniyorum. Mesela
liste atmış. Bu arkadaşlar maalesef algı oluşturuyor diye. O listede bir isim gördüm. Sadece bir isim tanıyorum. Mesela Tolgahan Erdoğan diye birisi. Ya ben o Tolgahan Erdoğan'ı da bir sohbet odasında dinlerken oradan hatırlıyorum, ismini de hatırlıyorum. Çok büyük algı yapıyordu. Dedim ki herhalde listesinde bu varsa bu Cahre'nin gene doğru şeyler söylüyor. Onun dışında bunun ilkeli duruşundan dolayı, gerçek muhalif olduğundan dolayı ona teşekkür etmek istedim kendisine. Ben de siyasi görüşüm olarak Milliyetçi Hareket Partisi kökenliyiz. Çok muhafazakar olmayan bir Anadolu toplumundanız. 8 kişilik ailemde abilerimin eşleriyle beraber yedimiz. Muharrem Bey'i destekliyoruz. Bunun nedeni de işte iki tane kaybedecek adayın olması. Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Bey'in. Mesela yaşadığım yurt dışında yaşıyorum. Bugün ofiste iki arkadaşımla Turkish election falan geliyor dediler. Ne düşünüyorsun dediler. Onların da haberi var. Yani dedim bir tarafta 20 senedir ülkeyi yönettiğini sanan bir insan. Bugün yapılan adaletsizliklerden, ekonominin kötü olmasından bahsettim. Ve bu insanın tekrardan yarışıyor olmasından bahsettim. Ve çok şaşırdılar. Ve diğer adayın da dedim 7-8 seçim kaybettiğini söyledim. Ve o adam gene yarışıyor dedim. Yani onlar benden daha fazla sinirlendiler. Yani dedim bu sefer ilk defa üçüncü bir opsiyonumuz var. İşte Z kuşağı da bizler de, ben 30 yaşındayım. Bizler de onu destekliyoruz. Yani onların bile çok zoruna gitti. Bu onlar için yani 20 senedir bir ülkeyi yöneten adam diktatör. Kendisi de öyle zaten. Ama öbür tarafta da seçim kaybeden adamın tekrardan yarışıyor oluşu, onların en çok canını sıkan da o oldu. Bunu söylemek istedim. Görüşlerim bu kadar. Görüşler için teşekkürler. Ahmet'in engelleme olayı işte otomatik program. Ona küfreden tweetlerden birini yanlışlıkla likeladıysan bile gitmişsindir. Bu arada Discord sunucumuzdan bir mesaj gelmiş. Dulay diye bir kullanıcımız. Genç yetenek Hojlund, demin burada konuşan arkadaş. Cahre'nin Dota'yı etiketleyip Twitch'te anasına küfrettiklerini mürit edip Twitter'a geldin. Dünyanın en kritik seçimine bir yıl kala önce Ekrem İmamoğlu'nu kitlene linç ettirdin. Sonra da Kemal Bey'i. Senin tozun kuru, beyni yanmış birisin. Bilgisayar oyunu sanarsın her şeyi ama bu gençliğe yazık olacak diye tweet atmış. Devamı da var ama devamını okumak istemiyorum. Kendisine selamlarımı iletiyorum buradan. Anlayacağı dilden lütfen. Buraya geldiğinizde lütfen fikirlerinizi açık açık söyleyin. Yani orada farklı, burada farklı yaparsanız bu bir şekilde insanlara ulaşıyor. Payitaht, buyurun. Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Artık hayırlı sabahlar diyebiliriz. Ben Konya'dan sizi dinliyorum. Hatta arada bir yayınıza da katılıyorum. Çok zevkle dinliyorum. Bakın ben Konya'da yaşayan birisi olarak bizim kendi halkımıza yani Konya halkına gerici deniyor, yobaz deniyor, işte her türlü her şey deniliyor. Fakat ben şunu size açıklıkla dile getirmek istiyorum. Şu anda Konya'da aşırı şekilde bir Muharrem İnce kitlesi ivme kazandı ve her gün bu ivme gittikçe yükseliyor. Bak Muharrem İnce, gerçek söylüyorum. Ben 2018 seçimlerine kadar Recep Tayyip Erdoğan'a vermiş bir adam. Ama şu anda gördüklerim, yaşadıklarımız, bir şey böyle fanatizmde değilim. Benim bana hitap edecek, benim refahımı sağlayacak, beni düşünecek, asıl patron ben bilecek, yani halkı bilecek kişi ben iktidara getirmek için elimden geleni yaparım. Benim bir oyun var. Bir tane bir oyun var ya halk olarak. Bunu en güzel şekilde bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olarak değil de işte bana uygun hangi parti daha yakınsa ona vereceğim. Değil mi? Yani bu mantıken bu böyledir. Fanatize etmedi. Benim düşüncem şu anda gördüğüm Muharrem İnce diyor ki bana bir 5 sene verin. Ben diyor bu fabrikaların bacasını tüttürüyüm. Ben bunu ya bu konuşmasından çok çok etkilendim. Yani bu
ülkeyi bir yerlere getireyim. Bizim asıl konumuz deprem diyor. Asıl şeyimiz, problemimiz deprem diyor. Ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım. Halkım için şunları getireceğim. Bir tarafa bakıyorum, acayip bir şekilde çirkeflik yapıyor. Bir tarafa bakıyorum, yine yalan söylüyor. Yani bu şu anda gerçekten Konya'yı hiç küçümsemeyin. Muhteşem bir şekilde ivme kazanan bir Muharrem İnce var. Geçenki anket sonuçlarına baktınız bilmiyorum ama kendi Twitter'ında paylaştı. Yani 3000 gencin arasında yapılan da %35 oy aldı. Yani %35 oy aldı şeyde, anketlerde, Konya'da. Bu çok büyük bir rakam. Bu çok büyük bir değişim. Bu Konya tarihinde görülmemiş bir değişim. Yani sadece bunu söylemek istedim. İcracı arkadaş diyor ya. Daha yeni icracı arkadaş vardı. Aslında ona cevap için geldim. Ya bizim oyumuzu bölüyorsunuz. Kardeşim size biz hiçbir zaman vermedik ki. Ben ilk defa bir Muharrem İnce'yi kendime yakın görmüşüm, vereceğim. Bak 2018'e kadar Recep Tayyip Erdoğan'a vermişim diyorum. Daha ne diyeyim? İkinci tura kalırsa da oy atmayacağım. Bu kadar basit. Tamam? Yani Muharrem İnce ikinci tura kalmazsa oy da atmayacağım. Ama ben şu anda ben Muharrem İnce'ye vereceğim. Yani ben CHP'den oy bölmüyorum ki. Ben bir Recep Tayyip Erdoğan hastasıydım 2018'e kadar. 2020'ye kadar hatta. 2020'de pandemiden sonra benim için her şey değişti. Ama ben fanatik değilim. Şu anda da Muharrem İnce'yi seviyorum. Bu kadar basit yani. Efendim bunu biz söylediğimiz zaman köken CHP olduğu için oy bölüyorsun diyorlar. Hayır efendim. Yani özellikle bizde dalga geçtikleri bir durum var. Ulusalak diye. Yani hem sola yakın olup hem de vatanını seven insanlarla böyle dalga geçme eğilimleri var. Bunu biz söylediğimiz zaman bize hep cepte gördükleri için oy bölüyorsunuz'a dönüyor olay. Hayır efendim, oy bölmüyoruz. Ya kendi adıma hayır, benim oyumu bölmüyorsunuz. Evet, Kılıçdaroğlu'nu attım şimdiye kadar. Fakat 2018 ve sonrasında Kılıçdaroğlu'na hiç oy atmadım. CHP'ye de atmadım. Yani TKP'ye veririm, CHP'ye vermem kafasındaydım. Çünkü içini gördüm. Yani sizin gibi seçmenler de var. Bu bir oy bölme değil. Zaten bu çok saçma bir mantık. Yani sonuçta kimsenin oyu kimseye kiralık değil. Kimsenin tapulu malı da değil. Yani yarın CHP'de daha başka bir skandal çıkar. İzmir'de %10 alır otur aşağı. Ya onu bilemezsin. Ya da işte Konya gibi bir örnek. Yani AKP'nin kalesi olarak nitelendirilen bir yerde. Belki AKP %40'ı geçemeyecek. Bunu da bilmiyoruz. Yani kimseye oylar tapulu değil. Hiçbir zaman da olmadı. Çok teşekkürler Payitaht Bey. Bakıyorum. Mehmet Sarcan ve Kamabok var. Doğru mu okuyorum? Kamabok koymuş. Buyurun Mehmet Bey. İyi akşamlar herkese. Ben İzmir'den bağlanıyorum. Şöyle anlatayım kendimi. Bugüne kadar hani ilk seçimde verdiğim oy MHP'ydi. O zamandan bu zamana kadar 40 yaşındayım. Sürekli CHP'ye oy vermiş biriyim. Hatta bu Ekmelettin aday çıkarıldığı zamanlarda afişlerini bile asmışlığım var. Erdoğan'a şu anki hani yenilgiye en yakın olduğu zaman bu zaman şey gibi sizler gibi ben de sürekli şeyi söylüyordum hani Kılıçdaroğlu aday olmasın, aday olmasın, aday olmasın. Ama gittiler bir tane hatta stand-upçı vardı, kaybedecek bir tane aday var. Git onu aday yapmaya çalışıyorlardı falan diye söylüyordu. Hakikaten de onu yaptılar. Artık bir de Kılıçdaroğlu'nun bu iletişim ekibinde her kim varsa kaybetsin diye de elinden geleni yapıyor. Hani bakıyorum bir de İzmir'den bahsedeyim ben size. İzmir'de biliyorsunuz Atatürkçü ulusalcı kesim daha fazla. Hani onları bile nasıl diyeyim sana, çevremde soruyorum mesela kime vereceksin, kime vereceksin diye. 10 kişiden mesela 7'si 6'sı Kılıçdaroğlu diyorsa 3'ü de Muharrem İnce diyor şey olarak. Ama bu eskiden şöyle söyleyeyim. Bu 10 kişiden mesela 10'u da CHP'ye veriyordu. Şimdi nereden baksanız 3'te 2'ye, 3'te 1'e doğru düştü. Hani bu nasıl diyeyim ben size, bu şekilde biraz daha devam ederse. Bir de insanlara şu algı da var. Şimdi herkes, bir de oy verenler mesela şöyle bir şey diyor. Ya hani Muharrem İnce daha iyi, daha şey ama işte oy bölünmesin ondan veriyorum. Hani şey yapmayayım. Bak, mantıken baktığınızda 3'te 2'lik kesim aslında Muharrem İnce'ye daha yakın, fikirleri daha iyi, daha şey kafalı, kafasına yatmış olarak gözüküyor ama Kemal Kılıçdaroğlu işte hani oy çoğunluğu oraya gidiyor diye herkes oraya yönelmeye çalışıyor. Öyle bir de eğilim var. Artık seçimin son zamanına doğru nasıl olur bu değişim veya ne olur ne biter görmek lazım, izlemek lazım.
şunu söyleyeyim. Mesela şeyden bahsediyordum. Bu Kılıçdaroğlu'nun iletişim ekibindeki ya anlatacağınız iki mesele var arkadaş. Biri mülteci sorunu, ikincisi ekonomi. Bir kilo kıyma olmuş 300 lira. İki kilo, geçen 2 kilo soğan aldım. 70 lira İzmir pazarında para verdim. Ya arkadaş bunu anlatacaksınız. Yok gidiyorsun Kavala diyorsun, bilmem ne diyorsun. İnsanların gram umrunda olmayacak şeylerden bahsediyorsun. Yani Ahmet'in bir lafı var, kendimi sikeceğim diye. Hakikaten kendimi sikeceğim yani, o halde geliyorum. Ya bahsedeceğiniz iki tane şey var arkadaş, bundan bahsedeceksiniz. Başka bir şey bahsetmeyin, zaten seçimi kazanacaksınız. Başka bir şey konuşmayın arkadaş. Ya hani bunlar bunu beceremiyor. Gelin bari biz yapalım şunu sosyal medyada. Mesela birkaç arkadaş paylaşmış orada. Bir kilo kıyma 300 lira bilmem ne bu kadar. Ya bunları buna yönlendirelim de şu adamı artık, hani şu adamdan artık bir kurtulalım ya. Şeyin de dediği gibi ilk turda hani kafama hangisi yatıyorsa ona vereceğim. İkinci turda artık tuvalet derli olsa vereceğiz. Yapacak bir şeyimiz de yok yani. Yeter ki şu gitsin bir gün yüzü görelim. Yoksa hakikaten bilmiyorum bundan sonraki, gerçi o da biraz algı bundan sonra seçim olmaz diye algısı oluyor ama bilmiyorum. Teşekkürler görüşleriniz için. Nazlı Hanım'a ve daha sonra Kamabok ve Sercan Bey'e devam edelim. Teoman Bey, Ozan Bey'i de alır mısınız aşağıdan? Size zahmet. İstek geldikçe kabul ediyor Nazlı Can da, Cemal de, ben de. Ozan Bey ben burada ya. Dur alayım Ozan Bey. Var. Ya, arkadaş o da yine Memleket Partisi Space'ine döndü. Hayırdır ya? Buraya bir gün buraya bir tane gelecek partili gelirse var ya, şimdi iddia da koymak istemiyorum tamam mı ama. Geldi iddia koyma. Nazlı Hanım getirir. Nazlı Hanım burada mısınız Nazlı Terzioğlu? Yoksanız devam edeceğim. Buyurun. Benim aslında burada ilk önce söylemek istediğim şey şu, Memleket Partisi ile ilgili aslında bir şey söyleyeceğim. Zaten konu da şu an onun üzerine. Muharrem İnce'nin aday olması, ben bu kadar antipatik karşılanmasını ben anormal buluyorum. Sonuçta bir demokratik hakkı var ve bunu kullanıyor aday olarak. Ya, bunda neden bu kadar yadırganıyor? Bu bana çok garip geliyor. Sonuçta hani aday olmak hakkıydı ve aday oldu. Böyle bir hakkı vardı ve bu hakkını kullandı. Sonrasında da şu benim için hani... Mantıklı bana gelmeyen mesela CHP'de de şöyle bir kısım var. Atıyorum altılı bir masa, altı tane işte kişi. Sonuçta seçildikten sonra nasıl bir sonuç verir? Bunu tahmin edemiyorum mesela. Bu bana çok garip geliyor. Hani atıyorum hükümetin başına işte Kemal Kılıçdaroğlu geçti. Geriye kalan o beş isim ne yapacak? Sağcısı var, solcusu var. Yani sonuçta çok bunlar bence alakalı... garip bir masa. Hani nasıl bir sonuç verebileceğini ben şu an tartışamıyorum. Yani kafamın içinde böyle bir şey canlanmıyor. Birkaç kez yanıtladılar. Davutoğlu Bey çıktı, biz imza vermeden hiçbir şey geçmeyecek dedi. İşte diğeri çıktı, Saadet'inki Mollaoğlu. İşte zaten 5 tane esas insan var dedi. Çünkü metinde de bu geçiyor diye. Yani diğer adayları yok saydı. Yani Cumhurbaşkanı aday yardımcılarına. Yani o iş çok karman çorman. Yani ortada hiçbir kesinlik yok. Verimli bir sonuç alınabilir mi sonuçta? Hani 6 kişi var. Ya birisi başka. Alınabilir. Neden alınmasın? Yani ama çünkü aynı görüşte hangi koalisyonları gördük? Yani 6 kişinin işte sağcısı var, solcusu var. İşte garip garip kişiler var. Hani bu insanlardan nasıl verim alınabilir? Hani atıyorum hükümet olduğunda birisi evet derken diğeri tam tersini söyleyecek. Yani bence olacak bu çatışma. Tam tersini söyleyip bunu da uygularlarsa kriz çıkar. Bunu zaten söylüyorlar. Zaten. Aynen, şu anda söylüyorlar. Daha masanın başında hani bir işte bir karara varılamıyor. Şimdi atıyorum yolun sonunda ne olacak? Ya sonuçta bu ülkede deneme tahtası değil atıyorum. Hani sürekli hakları yok yani. Hani bir çıkış yolu bulmamız gerekiyor ister istemez. Hani benim şu an yaşım 24. Atıyorum ben bir geleceğimle ilgili kısımlarda böyle bir hani karman çorman şeyler yaşamak istemiyorum. Hani bu liyakat sorunu öncelikle gitmesi gerekiyor. Hani benim için zaten öncelik bu ekonomi atıyorum. Sonuçta ben bir yere işte referans olarak bir partili akrabamı çıkartarak bir işe girmek istemiyorum. Hakkım neyse onu almak istiyorum. Efendim o şu anda da CHP'de mevcut. Ahmet ben Bey daha önce bunları ifşaladı. Buyurun Cemal Bey. Ahmet abi burada mısın? Ya,
bu CHP MHP falan olayı değil. Yani benim şu an şunu söylemek istiyorum. Hani kim olursa olsun gelen kişinin, hani ben şunu düşünüyorum. Partizanlık değil de olay şu olsun. Ya gerçekten bir aday çıksın, birisi kazansın. Kazandıktan sonra da hani bu tapınma ihtiyacı insanların gitsin. Hani karşıdaki insanın bizi yönetmek için geldiğini bilsin. Ona göre eleştirsin. Hani atıyorum benden işte benim istediğim aday çıktı. Ne yaparsa yapsın, yanlışlarını da görmezden gideyim işte atıyorum. Ülkeyi yönetsin mantığında olmasın. Yani insanların zaten en büyük sorunu bizim ülkemizde bu. Yani atıyorum hangi parti olursa olsun kendi kime oy atıyorsa onu bir yüceltme ihtiyacı hissediyor. CHP'de de var bu, AK Parti'de de var. Memlekette de var. Var var, memlekette de var, hepsinde var. Partizanlık bence çok anormal. Hani atıyorum görüyorsunuzdur bilmiyorum. CHP'de de aynı şekilde. Yani Memleket Partisi'nden Muharrem İnce çıktığı için hani linçleme işte şu an aşırı yüksek. Kim sanatçıların çoğu atıyorum yani şu an için yaptıkları bu. Hakaret Bela etmeyen kalmadı ya. Efendim? Hakaret etmeyen kalmadı yani adaylığımız. Ya bu da sonuçta var. Hani demokratik haktır ve bunu kullanmak ona kalmış sonuçta. Kimse ilgilendirmiyor. Ya. Olmaz efendim, sanatçılardan iyi bilemezsiniz. Efendim? Olmaz diyorum efendim, sanatçılardan daha iyi bilemezsiniz. Ya sanatçılardan daha iyi bilip bilemediğimi bilmiyorum ama sonuçta seçmen, yani ben kendim bir oy kullanacağım, benim de bir hakkım var. Ben atıyorum istediğimi atarım, yani bunu bir sanatçı ben yön verebileceğini düşünmüyorum. Hani herkesin bir fikri vardır. Arkadaşlar tanınmış olmasam da tiyatro sanatçısıyım, lütfen taş atmayın. Yani genel olarak seçmeniniz tanınıyorsunuz bu arada. Yok, hakaretlerle, siyasi da polemiklerle tanınıyorum. Sanatımla tanınamadım daha ya. Ya inşallah, bu da nasip olur. Ama ben olduğunu düşünüyorum, onu söyleyeyim. Yahreyn kadar olamadık yani. Teoman Bey, bu Uygar Bey uzun efendim süredir bekliyor da. Uygar Bey'i bir kez konuşturduk tabii ki, bir daha buyurun. Ben konuşmadım hiç ya, denk gelmedi yani. Ha, ben araya mı girdim, geldi. Özür dilerim. Buyurun. Sıra bana geldi, sonra başkasına geçti ama sorun değil. Buyurun ya, ben açıkçası şeye dikkat çekmek istiyorum. Yani yaklaşık ben hiçbir zaman yani oy verdiğim parti kazanmadı bugüne kadar. Ve değişimin de yeterince idealist bir davranış olduğunu düşünüyorum bu ülkede. Çünkü zaten bütün siyasetçiler, ya şu an gördüğüm siyasetçilerin hepsi 20 senedir en aşağı bu siyaset sahnesinde varlar ve 20 sene bence çok uzun bir süre. Yani 20 sene boyunca aynı insanları görmek her konuda. Sadece Tayyip Erdoğan'dan bahsetmiyorum bu arada. Geri kalan herkesten de bahsediyorum. Yani bizim değiştirmeyi hatırlamamız, hatırlamaktan ziyade bence böyle bilincimiz de yok. Bizim değiştirmeyi komple öğrenmemiz gerekiyor her alanda. Çünkü değiştirdikçe daha iyiye doğru bir ilerleme olacak. Dolayısıyla yani bütün siyaset tarihinde yani Demirel'den Ecevit'ine bugüne de geldiğimizde işte Tayyip Erdoğan, Deniz Baykal, Muharrem İnce, bir tek işte Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan bahsedemeyiz. Yani 20 senedir onlar yoklar. Hepsi 20 seneden beri varlar. Açıkçası bundan sonra kim gelirse gelsin, Kemal Kılıçdaroğlu mu geliyor, Muharrem İnce mi geliyor, direkt onları da değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu ülke değiştirdikçe daha iyilerinin gelmesini sağlayacak. Zaten değişmedikçe de bu kim olursa olsun, yani bizim insanımıza da var böyle bir eğilim. Yerleşiyorlar, teşkilatlaşıyorlar orada, bütün güç unsurlarını ele geçiriyorlar devletteki ve olayı farklı bir noktaya çekiyorlar. Yani o liyakat anlayışı kim hangi görüş gelirse gelsin kayboluyor oluyor günün sonunda. Dolayısıyla bence olaylara birazcık da bu yönüyle bakmak lazım. Şu an herhangi birimiz için böyle benim siyasi görüşüm şu diyecek noktada da olduğumuzu pek düşünmüyorum ben. Bu benim şahsi görüşüm tabii ki de. Çünkü o siyasi irade de elimizden alındı. 20 senedir aynı şeyi izliyoruz. Yani en son Vakıfbank'ta güreşçi vardı yani. Öyle bir noktaya geldik. Dolayısıyla gerçekten önce değiştirmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Ondan sonra belki siyasetle yapabiliriz yani. Hepimiz, birçoğumuz farklı görüşte olmamıza rağmen değişsin diye aynı insana oy vermek zorundayız şu an bile. Aramızda belki tartışmamız gerekiyor. Ama önce bir siyaset yapabilecek ortama geçilmesi gerekiyor. Biraz olaylara bu açıdan bakılması gerektiğini düşünüyorum. Kime oy vereceğimi, neden oy vereceğimi de söylememe gerek yok bence.
çok da önemli değil o yani. Önemli olan bence değişimi hatırlamak. Değişimi öğrenmek hatta yani. Böyle bir bilinç komple olmadığını varsayarsak. Benim düşüncem bu şekilde, böyle bir dile getirmek istedim. Teşekkür ederim söz hakkı verdiğiniz için. Çok İyi sağ olun. Ağzınıza sağlık. Bu arada şeye katılıyorum. Evet. Değişim hakkımız. Bunu bir şekilde alacağız. Buğran Bey beni darlıyor. Namaza gidecekmiş kendileri. Buyurun Buğran Bey. Teşekkürler Tamam Bey. Şimdi burada uzun zamandır bu space odaları açılıyor. Biz buraya CHP'lileri de alıyoruz. Hatta aşağıda CHP'li arkadaşlar varsa istek de atabilirler. Teoman Bey alacaktır kendilerini. Burada biz hiçbir bize muhalif arkadaşı alıp da yukarıda işte senin adresini bulacağım, senin telefon numaranı bulacağım, seni şöyle yapacağım falan diye hiç burada konuşulmadı böyle şeyler. Biz insanları burada örselemiyoruz. Biz insanları burada aşağılamıyoruz. Ama az önce bir şey oldu. Ozan Bey ne oldu? Bir anlatır mısınız? Herkes burada duysun, bilsin. Sesim geliyor mu? Geliyor tamam. Geliyor, geliyor. Ya bu şey diğer space odası bir garip ya hakikaten. Yani iki kere girdim, üç kere ölümle falan test edildim. Daha da ölmedik yani, o da ayrı bir şey de. Daha ölmeye henüz ulaşamadık yani. Bunlar böyle... Nereden buluyorlar onu bilmiyorum bu arada, bu şeyleri, bilgileri. Yok anne adı, baba adı, abimin ikametgahı falan filan. Onları falan bulmuşlar. Ha, korkuyor muyuz? Korkmuyoruz. O ayrı bir şey de yani. Belaltı vurmaları beni hakikaten birazcık etkiledi. Efendim onlar bir dönem çok fazla popüler olan, leaklenen, devletle alakalı bazı seçmen kayıtları, üstüne bazı sigorta şirketlerinin veri kaçakları, bazı adını etmek istemediğim yemek dağıtan firmaların veri tabanları açığa çıktı. Sadece adınız soyadınızla bazen şehrinizle aratıp bu tarz bilgileri ele geçirebiliyorlar. Fakat böyle bir itiraf varsa bunu değerlendirin. Çünkü KVKK çok ciddi bir suç. Yani hapis cezası olan bir suç. Hani şey değil. Hakaret gibi parayla kurtulabilen bir suç değil. Bilginiz olsun. Ben seçimden sonrasında dava açmayı düşündüm açıkçası. Çünkü seçime kadar yani onlarla mı uğraşacağız diye. Davalarla falan. Siz davanızı açın, zaten birkaç yıl sürecektir o. Teşekkür ederiz. ben bunların hepsinin ekran görüntüsünü aldım. Siz yarın genel merkeze gitmek yerine adliyeye gidelim. Bir mahkeme yapalım sizle efendim. Eğer müsaadenizle. Ve ben odadaki herkese bir şey söylemek istiyorum. Yukarı bir şey sabitledim. Son paylaştığım şeyi. Şu an AKP'nin bir numaralı trolü Furkan Bölükbaşı ile CHP'nin bir numaralı trolü Tolgahan Erdoğan bir odada birlikte Ahmet abiye saldırıyorlar. Aynı odada. AK Partililerle ekran görüntüsüne bakabilirsiniz.